İyi akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben İsa Akçay. Bugün 17 Mayıs 2023 Çarşamba günlere çıkan haber başlıklarını aktarmak için karşınızdayız bu akşamda. Bültene geçmeden önce bir iki gün notu var. Onları sizlere aktarmak istiyorum. Birincisi Türkiye'nin genç nüfusu ile ilgili. Genç nüfusla ilgili açıklama yapıldı. 15-24 yaş grubu. Türkiye'de 12.949.817 gencimiz var. Hiç fena sayılmayacak bir rakam ama daha iyi olsa ülkemizin geleceği ve gelişimi açısından çok daha önemli tabii bu nüfus sayıları. Çünkü çalışan sayısı ne kadar yüksekse ülkenin sosyal güvenlik sistemi o kadar rahat edecek. Dolayısıyla genç nüfusumuza önem veriyoruz. Peki Doğu Karadeniz'in en fakir ili Ordu'da ne kadar genç nüfus var derseniz orada 81 il arasında Ordu sondan üçüncü. Sondan üçüncüyüz. Yaklaşık 97 bin kişi var 15-24 yaş grubunda Ordu'da. Bu da nüfusumuzun yani 765 binin %12.8'ine tekabül ediyor. AK Parti'nin bir önceki dönem milletvekillerinden Dr. Şenel Yedi Yıldız da Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve hemşerilerinden helallik istedi. Biz hakkımızı helal ediyoruz sayın vekilimize. Çok rahatsızlık yaşadı. Çok sıkıntılar yaşadı, kaza geçirdi ordulara hizmet etmek yolunda. Dolayısıyla o da bizlere hakkını helal etsin inşallah sevgili izleyenler. Seçimde milliyetçi kanadın en çok zarar ettiği kesim İyi Parti. Bütün milliyetçi kanattaki partiler oyunu artırırken İyi Parti'de hayal kırıklığı denecek düzeyde bir oy düşüşü yaşandı. Bu da elbette ki sorgulamalara sebebiyet verdi. Meral Akşener acaba masadan kalkacak mı diye düşünülürken parti sözcüsü Kürşat Zorlu bir açıklama yaptı. Henüz seçimin kaybedilmediğini, 28 Mayıs için tüm gayretle, el birliğiyle çalışmamız gerekir dedi. Seçimi kazanma ihtimalleri olduğunu vurguladı. Bu arada deprem bölgeleriyle ilgili vatandaşlarımıza yoğun hakaretler var sevgili izleyenler. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Elbette ki o soruşturma başlatılan yerler arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterliği de var. Çok haklı da bir soruşturma, çok yerinde de bir soruşturma. İnşallah hesabını çok net bir şekilde sorarlar. İnsanlarımız özgür. Deprem bölgesindeki insanlar elbette ki en doğru tercihini yapacaklar. Biz de onlara saygı duyacağız, başımızın üzerine koyacağız. Hiç kimsenin haddine değil ki verdiği oydan dolayı sorumlu tutulup insanlara hakaret edilsin. Verdiği oydan dolayı insanı kapının önüne koymak bir belediyenin hiç haddine değil. Dolayısıyla hesabını çok sert bir şekilde devletimizin sorması gerekir. Bu haddi, bu cüreti kendinde bulanlara da vatandaşımız da 31 Mart seçimlerinde yani bir yıl yaklaşık 10 ay sonraki yerel seçimlerde de bedelini ödettirmesi gerekir. Ve 28 Mayıs seçimlerinin en çok konuşulan ismi elbette ki Sinan Oğan aldı %5'e yakın oyla. Sinan Oğan da kime destek vereceğini 19 Mayıs günü açıklayacağını söyledi. Bakalım Sinan Oğan kime destek verecek sevgili izleyenler. Büyük Birlik Partisi biliyorsunuz hiç milletvekili çıkartamamıştı. Genel başkan dahil Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını iddia edenler var. Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapmadı. Bakalım o iddialar doğru çıkacak mı sevgili izleyenler? Bir tweetimiz vardı Aykut. Bugün bir müjde geldi Ordu'ya ki fındıkçılar için, üreticiler için son derece önemli bir müjde. Sayın Mahmut Özer paylaştı. Milli Eğitim Bakanımız ve Ordu Milletvekilimiz artık biliyorsunuz. Ordu'ya ne söz verdiysek hayata geçireceğiz dedik. Fındığa sahip çıkmak ve üreticimizi korumak üzere lisanslı depo için çalışmalara başladık demiş. 20 bin ton kapasiteli lisanslı depomuz ile artık üreticilerimiz fındıklarını muhafaza edecek. İlimize hayırlı olsun demiş. Bu süreçte destekleri için değerli bakanımız Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'a da teşekkür ediyoruz demiş. Sayın Mahmut Özer ordulara hayırlı olsun. Biraz sonra bültenin içinde bu haber var. Elbette ki çok önemliydi. Daha önemlisi nedir? Verdiği sözleri bir bir takip eden bir milletvekilimiz, bir bakanımız var artık. İnşallah ordu onunla çok hızlı kalkınacak ve yol alacak sevgili izleyenler. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam katıldığı televizyon programında 14 Mayıs seçimlerinde anketlerin tamamının patladığını söyledi. Asıl anketi 28 Mayıs'ta vatandaşımız yapacak dedi. Ya şu bir defa bir gerçek. Yani bütün bu anketler görüldüğü gibi İflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. Ama şimdi ikinci en güçlü anketi, nihai anket, 28 Mayıs'ta yine milletim yapacak. Ve milletimin yapacağı bu anketle de artık üzerinde
tartışma, şu bu yapılmayacak bir netice ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonuçları böyle yorumladı. İkinci tur için yol haritasını açıkladı. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Bu arada tümü olmasa da deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting yapacak mısınız efendim? Yani miting pek düşünmüyorum. Ancak deprem bölgesinde halkla bütünleşme noktasında oralarda miting benzeri gelenlerle toplantılar. Toplantılar yapabiliriz. Çünkü onların gönlünü almak, bu ara çok hakaretler ettiler. O tabii çok çok yanlış, çok çok çirkin. Ne zaman gideceksiniz? Bu hafta sonu, cumartesi, pazar inşallah bölgede olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında hem seçim sonuçlarını hem de ikinci tur için beklentilerini açıkladı. Erdoğan'a 2018 seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin oy oranı ve partinin vekil sayısındaki düşüşünün nedenleri soruldu. Halkımızın bize gösterdiği teveccüh buradan çok net bir şekilde görülüyor. Partime gelince tabii partimde maalesef bir düşüş milletvekillerimizde, partimizin milletvekillerinde az da olsa bir eksiklik söz konusu. Tabii bunun üzerinde şu anda teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra bugün bir araya geldiler, çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklerimiz oldu? Bu eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah önümüzdeki döneme başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış ve milletvekillerinin yemin töreninde meclis başkanlığını en yaşlı üye sıfatıyla Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağını da açıkladı. Devlet Bey'le inşallah bu süreci geçirmiş olacağız. Ondan sonra da inşallah tabii... Bugün bu konuyu konuşma fırsatınız oldu mu Devlet Bey'le meclis başkanlığı meselesi? Yani... Müsaadesiyle oldu. Görüştük kendisiyle. Zaten hak onun. Tabii. Hak da onun olduğuna göre inşallah hayırlısıyla bu adımı atmış oluruz. Cumhurbaşkanımız anketlerle ilgili genel bir değerlendirme yaptı ama sondan ikinci sıradaydı Ada Anket firması bu seçimler öncesinde. Bu seçimde hemen hemen %98'lik isabet oranıyla tüm anket şirketlerinden ayrıştı ve dolayısıyla sadece bir puanlık sapmalarla seçimi hemen hemen net bir şekilde tahmin etti. Bunun bilgisini de verelim. Bazen en iyi gördüğünüz en kötü, bazen en kötü gördüğünüz en iyi çıkabiliyor. Sadece neye göre? İşin başındaki kişilere göre. İşin başındakiler düzgünse iş düzgün, işin başındakiler yanlışsa ve yanlıysa iş de ona göre yanlış ve yanlı çıkabiliyor sevgili izleyenler. Şimdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan bir video paylaştı. O videoda da vatanını seven sandığa gelsin diyerek Kılıçdaroğlu sözlerini mutlaka kazanacağız diyerek noktaladı. Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteci içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan, bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu, Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını, işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete
vatanımızı bırakmayacağız. Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Odayı, evet Kozmik Odayı namertleri açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler ayağa kalkın ayağa, ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka. Bu ekranlarda hep neden bahsediyoruz? Ordunun birlik ve beraberliğinden bahsediyoruz. Bu dönemde de inşallah o birlik ve beraberliği yakalayacağız. Değerli büyüklerimizle beraber. Şimdi o birlik ve beraberlikte belli ki en önemli görevi üstlenecek isimlerden bir tanesi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer. Çünkü orduya önemli projelerle ilgili yatırım sözü vermişti. O yatırım sözlerini de muhakkak takip edeceğim. Bu iş bitmeden, yani bakanlık dönemi bitmeden her birinin temelini atacağım demişti. Ve gerçekten de dediği gibi çalışıyor. Onu bir kez daha tebrik ediyoruz. Sadece biz tebrik etmiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel'den de bugün bir açıklama geldi. Hem lisanslı depoculuk için hem de Görköy Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programları bölümünün talebi olumlu sonuçlandı. Bunun için Sayın Mahmut Özer'e teşekkür etti. Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş hem de Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'den taleplerimiz olmuştu. Bunların sırayla gerçekleşiyor olmasından mutluyuz. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Ticaret Borsası'nın ortak talepleri olan Fındıklı Lisanslı Depo Tesisi ve Görköy Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programı bölümü talepleri karşılandı. Son toplantımızda Sayın Mahmut Özer'den Görköy'de hizmet verecek bir yüksekokul talebimiz olmuştu. Yüksek gerilim iletim hatlarının konusunda hizmet verecek bir yüksekokuldu bu. Ve iş güvenliği konusunda yine bir içinde bölüm açılacaktı. Bunun gerçekleştiğini de duyduk. Ve bu haber bizi son derece mutlu etmiştir. Bunun ikinci adımı da sadece Soma'da ve Erzincan'da olan bu hatlarda çalışacak işçilerin ve iş gücünün lisanslandırılması için mutlaka gerekli olan işbaşı eğitiminin oraya getirilmesi çalışmaları vardı. O da sürüyor, takibimizde ve yine ticaret odamızın öncülüğünde yakın zamanda gerçekleşeceğine inanıyoruz. Taleplerinin dikkate alınmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Başkan Karlıbel, başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve emeği geçen herkese de teşekkür etti. İlki fındığımızın olmazsa olmazı lisanslı depoydu. Bunun izninin çıktığını öğrendik. Şimdi daha rantabl olması için ordunun mutlaka cazibe merkezi olarak ilanı gerekiyor. Bunun da takipçisi olacağız. 14 Mayıs seçimlerinin en çalışkan isimlerinden bir tanesiydi Avukat Mustafa Hamarat sevgili izleyenler. O çalışkanlığı da elbette ki sandıklara yansıdı. Sandıktan da çok güçlü çıktı Mustafa Hamarat. Hatta AK Parti'nin 4. milletvekili de direkten döndü. AK Parti'nin içindeki kırılmaları ve bu başarısızlığın, 4'teki başarısızlığın sebebini anlatmıştım. Hatta belki 5 yapacak bir listeydi. Şu listede 2 numara olmasaydı. Artık seçim bitti, rahat konuşabiliyoruz. Dolayısıyla bunu anlatmamda beis yok herhalde. Liste biraz daha düzgün yapılsa AK Parti en kötü 4 ve 5 de rahat yapabilecek potansiyeldeydi. Ama buna rağmen, bu listeye rağmen çok çalışan, gayret eden bir Mustafa Hamarat ve verdiği her sözü yerine getiren bir Mahmut Özer vardı. AK Partililer de bu listeye sırf onlar için belki, elbette ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız için yoğun bir destek verdiler. O Mustafa Hamarat artık sahada teşekkür ziyaretleri yapıyor. Gittiği her yerde adaylık döneminden daha büyük bir coşku ve kalabalık tarafından karşılanıyor. Biz bir tarafgir sorumluluğu almıyoruz. Memleketin sorumluluğunu alıyoruz. Biz geminin kaptanlığını alıyoruz. Gemide herkes var ve bu gemiyi sağ salim yerine ulaştırmak, bu geminin başına gelecek felaketlerden gemiyi korumak bizim sorumluluğumuzda. 14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. dönem milletvekili seçimlerinde hemşehrilerinin desteğini alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde orduyu temsil edecek olan AK Parti Ordu Milletvekili Avukat Mustafa Hamarat ilçelere teşekkür ziyaretine başladı.
Hamarat en yüksek desteği aldığı ilçeler olan Çatalpınar, Akkuş, Çaybaşı, İkizce ve Korgan ilçelerini ziyaret etti. İktidarımıza teker düşmesin. Evet Allah. Allah'ın izniyle pazar günü %55'te tamamlayacağız. Çok fazla, çok fazla. İnşallah, çok. İnşallah. Milletvekili Hamarat'ın ilk durağı Çaybaşı ilçesi oldu. Ordulu vekil vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Sağ olun, hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Milletvekili Hamarat Çaybaşı ilçesinde hemşerileriyle kucaklaşırken yaptığı konuşmada Çaybaşıların 14 Mayıs seçimlerinde verdiği destek adına teşekkür etti. İnşallah önümüzdeki ikinci tur seçiminde en güzel sonucu yeniden alacağız diye konuştu. Ben bir kez daha Çaybaşı'mıza çok teşekkür ediyorum. Ben siyasete sizlerle başladım. Çocuk yaşta başladık. Sizle büyüdük aslında. Bu saçları sizle aklaştırdık. Burada kraldı. Buralarda beraber çok dertleştik. Çözümler aradık. Bulduk. Birçok konuyu çözdük. Sizler bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bu seçimde de yine Çaybaşı güzelliğini ortaya koydu. Bugün aldığımız sonuç bize moral veriyor. Bu yolda daha kararlı bir şekilde devam etmemiz gerektiği mesajı veriyor. Yani bu desteği alıyorsak demek ki istikametimiz doğru. İnsanız, hatalarımız olabilir. Ufak tefek onları düzelterek devam edeceğiz. Zaten bizim şiarımız iktidar partisi olarak halkıyla irtibatı kesmeyerek hataları minimize etmek, en aza düşürmek, hizmetleri daha da çoğaltmak. Hepinizden aynen parti teşkilatımız gibi, ilçe başkanımız gibi bu aradaki 10-12 günü değerlendirmenizi istirham ediyorum. Ben de 3 milletvekili çıkardık, 4'ü kupayı kaçırdık. Niyetimiz en az 4'tü, çıkarırdı hesaplıyorduk ama orada ufak bir kaybımız oldu. Sonuçta Cumhur İttifakı olarak yine 4'üz. Mecliste 4 temsilciyiz. İnşallah ben de bu dönem milletvekiliniz olarak, sizin bir kardeşiniz olarak vekaletinize halel getirmeden görevimi yapmaya çalışacağım. Hepinizden bana yardımcı olmanızı istiyorum. Çaybaşı ilçesinin ardından İkizce ilçesine geçen Hamarat AK Parti ilçe binasında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. İkizcelilerin 14 Mayıs seçimlerinde %75'e yakın bir destek verdiğini hatırlatan Hamarat, bu başarıda ilçe teşkilatının büyük bir katkısı olduğunun da altını çizdi. Bu birlikteliğimizden çok güzel, bereketli sonuçlar elde edeceğimizden eminim. Ben hem teşkilatımıza, başta ilçe başkanımız ve kadrosuna, hem de siz değerli dostlara bu güzel sonucu bize yaşattığınız için, bu gururu bize yaşattığınız için teşekkür ediyorum ve bunu sizlerle paylaşıyorum. Bu sizin başarınız. Bizim başarımız değil. Sizin kendi başarınız. Kendimize oy verdik, kendi geleceğimize oy verdik. Şimdi önümüzde 12 gün sonra sandık tekrar gelecek. Gelsin, mahsuru yok. Biz sandığı severiz. Milletimiz sandığı sever. Çünkü sonuçta görüşümüz sorulacak tekrar. Buradaki oyumuz %74'ten ben %84'e çıkmasını arz ediyorum. İnşallah. Çok değil. Hepiniz birer kişi bile ikna etmenize gerek yok. Bunun hesabını burada yapmıştık, gene yapalım. Çok değil. 10 kişi bir kişi daha. 10 kişi bir kişi daha ikna edecek. Razı edecek, durumu anlatacak. Ve bu oranımız inşallah üst düzeye çıkacak. Partililerin sizin de ustalık döneminiz başlıyor demesi üzerine Hamarat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek büyük ustanın yanında hizmete devam dedi. Siyah saçlı genç bir kardeşinizdim. Şimdi ak saçlı, ak sakalı bir kardeşiniz olarak. İnşallah mecliste ablalar dualarınızla inşallah. Usta diyorsun, tamam. Abla beni usta ilan etti. İnşallah ustadan güzel işler çıkar inşallah. Sağ ol. Evet. Büyük ustanın yanında, büyük ustanın yanında. Evet. İnşallah biz de ustalığımızı gösteririz hep beraber. Hamarat'ın bir sonraki durağı ise Korgan ilçesi oldu. Burada teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Hamarat seçim sonuçlarını değerlendirdi. Demek ki çok güzel bir şeyimiz var. Destek halkta sade, temiz. Yani bize siyasetçiden ne isteyeceğini bilen bir güzel bir destek kitlemiz var. Bu kitlenin biz içinden çıkan birileri olarak aynı ahlakla,
aynı adaletle çalışmaya devam edeceğiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta da inşallah Korgan'ı hem milletvekilliğinde diyeceğim, o milletvekili geçti. Cumhurbaşkanlığı zaten orada derecemizi yaptık değil mi Korgan olarak? Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar rekorunu yenileyerek, daha güzel bir rekora imza atarak sonucu alır diye ümidim var. Sizden talebimiz de bu. Tekrar sözüm, tekrar geleceğim. Öyle bir sonuç alırsak. 28 Mayıs seçimlerine artık çok az bir süre kaldı sevgili izleyenler. Ama özellikle AK Parti açısından 28 Mayıs seçimleri kadar, en az o kadar önemli bir durum var. İl başkanının ve yönetiminin bir an önce değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Daha önce de belirttim. Hatta bununla ilgili YouTube'a bir video çektim. Ama il başkanı hariç herkes üzerine alındı. Normalde işin sorumlusu kimse, ona konuşuyoruz kardeşim. Burada kimse üzerinden top atmasın. Bu işin sorumluluğu tamamen kimdedir? Yöneticidedir. Yönetici beceriksizse alttaki adamlar da beceriksiz olur doğal olarak. Yönetici eğer becerikli ve siyaset bilen bir adamsa, alttakiler de aynı şekilde bilmiyorlarsa bile onun yönlendirmesiyle düzgün iş yapmak zorunda kalırlar. Burada sıkıntı kimde? Bir an önce gitmesi ve bitmesi gereken dönem il başkanlığında. Niye öyle söylüyorum? Biraz önce bir fotoğraf gördüm. İl başkanı toplantı yapıyor. Sağ tarafında Metin Gündoğdu, sol tarafında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler. Şimdi verilmeye çalışılan mesaj çok açık. Biz söylüyoruz ama anlamıyorlar. Daha açık anlatalım. Bu orduda kavga siyaseti bitecek. Kimin ne işi olursa olsun, ne hesabı olursa olsun. Herkes hesabını nerede yapacak? Evinde yapacak. Kendi evinizle ilgili, kendi ailenizle ilgili gidin hesap kitap yapın. Ama ordunun geleceği üzerinden, ordunun siyasi hayatı üzerinden şekillendirmek, dizayn yapmaya çalışmak sizi 20 gömlek aşar. 20 gömlek. Bir toplantı yapılacaksa amacı belli. 28 Mayıs seçimleridir. Bunun için amir belli burada. Yani il başkanı belli durumu, pozisyonu. Yani yeterlilikleri belli. Dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sizi toplantıya çağırır. Düzgün bir şekilde o fotoğraf paylaşılır. Büyük bir şekilde, koca AK Parti'ye yakışır bir şekilde o fotoğraf paylaşılır. Ve seçmen de ne yapar ondan? O fotoğraftan sinerji alır. Fotoğrafa baktığında kavga kokusu almaz kimse. Sizin yaptığınız işte kavga kokusu var. O kavga kokusu kimi yer? Sahaya hiç etketmez. Cumhurbaşkanı net bir şekilde oyunu alır. Hatta ben eminim ki ordulular bu sefer çok daha büyük destek gösterecekler Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ama sizin koltuktaki süreniz bence çok sayılı artık. Bunu da herkes gördü sevgili izleyenler. O fotoğrafa bakmayanlar bir baksınlar. Rica ediyorum izleyenlerden. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Altınordu'da efsane bir stadımız vardı biliyorsunuz. Çok büyük maçlara ev sahipliği yaptı. Hepimizin orada çok büyük anıları var. 19 Eylül Stadyumu artık yerini Millet Bahçesi'ne bırakacak ve bununla ilgili de ilk kazma vuruldu. İş makinesi girdi. Samet Yaşar Yıldız'ın efsane haberi gelecek şimdi ekranlarınıza. Şu an Ordu'da, Altınordu'da bir devrin kapanışına şahit oluyoruz. 19 Eylül Stadyumu yerini Millet Bahçesi'ne bırakmak üzere yıkılıyor. Yıkım faaliyetlerine bugün itibariyle başlandı. Süper Lig maçlarına, birinci lig maçlarına, Avrupa Ligi maçlarına şahit olan 19 Eylül Stadyumu yerini Millet Bahçesi'ne bırakacak. Barcelona teknik direktörü Frank Rijkaard'dan Galatasaraylı Burak Yılmaz'a, Fenerbahçeli Alex de Souza'dan Beşiktaşlı Hugo Almeida'ya kadar bu stadyuma, bu stadyumun zeminine ayak basmayan oyuncu neredeyse yok desek herhalde yanlış olmayacaktır. Ve bu stadyum bugün itibariyle tarih oluyor, tarihe karışıyor. Ordu Spor 19 Eylül Stadyumu yerini Millet Bahçesi'ne bırakıyor. Arkamda görmüş olduğunuz ve spor severler, Ordu Sporlar tarafından kapalı tribün olarak adlandırılan bu tribünler, tarihler 2011'in Mayıs ayını gösterdiğinde deyim yerinde ise tıka basa doluydu. Sebebi ise Ordu Spor Rize Spor maçıydı. Peki neydi o maç? O maç Süper Lig'e yükselme maçıydı. Ve Ordu Spor Rize Spor'u 4-0 gibi çok farklı bir skorla mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti. Müzik
1967 yılında kurulan Ordu Spor Stadyumu bilinen ismiyle 19 Eylül Stadyumu ismini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya geliş tarihi olan 19 Eylül 1924'ten alıyor. Ordu sporlular, Ordu Spor'a gönül vermiş taraftarlar 19 Eylül isminin Ordu Spor'dan, Ordu'dan kaybolmamasını istiyor ve yeni yapılan Ordu Stadyumu'nun isminin de 19 Eylül Stadyumu olarak güncellenmesini istiyor. Şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi de Şirinevler Mahallesi'ndeki üst sokağı sıcak asfalt konforuyla buluşturdu. Bu durumdan vatandaşlarımız son derece memnun oldular. Elbette ki bu memnuniyetlerini mikrofonlara anlattılar. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in de yapılan çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklaması var. Altyapı ve yol çalışmalarını şehrin dört bir köşesinde aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi Şirinevler Mahallesi'nin 3 sokağını daha sil baştan yeniledi. Şirinevler Mahallesi'nin 742, 746 ve 747 no'lu sokaklarını öncelikle yağmur suyu altyapısına kavuşturan ekipler ardından sıcak asfalt çalışmalarını da tamamladı. Yüzlerce ailenin yaşadığı siteler bölgesi olan sokaklarda 1 kilometreye yaklaşan yağmur suyu altyapısı ve sıcak asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yollarımız çok güzel. Hizmetleri çok güzel. Belediyemizden memnun olduk. Başkanım çok teşekkür etmek isteriz. Allah başımızdan eksik etmesin. Ordu'nun genelinde çevre köylerde, ilçelerde yapılmış olan bütün hizmetlerden memnunuz. Dediğimiz gibi yapılması gereken her şeyi yapıyorlar. Kendilerine ulaştırılmış olan sıkıntılar gideriliyor. Dediğim gibi memnunum. Her yağışta yaşadıkları su baskını çilesinden ve tozdan topraktan kurtulduklarını belirten mahalle sakinleri yapılan çalışmalar için Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. Aşkın Başkan çok iyi. Yapılan iş ortada. Sitenin görevlisiyim. Burada gelen yağmur içeri giriyordu. Pislikten, pis sudan kurtulacağız. Allah razı olsun başkandan. Öncelikle başkana teşekkür ediyoruz. Ben buraya geleli 1,5 yıl oldu. Burayı su basıyordu. Bir de yürüyemiyorduk. Patates tarlası gibi. Çok kötüydü ama şu anda süper oldu burası. Teşekkür ediyorum kendilerine. Gayet iyi çalışmış. İyi işler yapıyor. Yollar çok güzel. Adam geçemiyordu be. Çok güzel oldu. Başkanımıza teşekkür ederim. Yollarımız çok güzel. Çok da güzel oldu. Altınordu'nun gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, her geçen gün daha da gelişen, büyüyen şehrimizin öncelikle var olan sorunlarını çözüme kavuşturmak ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Bir taraftan kent merkezinde altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürürken, bir taraftan da kırsal mahallelerimizde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yol konusunda büyük bir aşama kaydettiğimiz kırsal ulaşım ağımızın eksiklerini de bir bir tamamlıyoruz. Yaz sezonunda yaşanacak yoğunluğu da dikkate alarak çalışma planımız doğrultusunda kırsal mahallelerimizde mevcut yolların bakım onarımı ve iyileştirilmesi için 7/24 esaslı mesaimizi sürdürüyoruz. Şirinevler mahallemizde tamamlanan çalışmalarımız mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun diye konuştum. Yollarımız çok güzel. Başkanımızdan da çok memnunuz. Çok da yardım ediyor. Allah razı olsun ondan. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Sayın Seyit Torun'dan da 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir açıklama var. 7094 sandığa itiraz ettiklerini söyledi ve sosyal medyada dönen iddialara itibar etmesin tüm seçmenlerimiz diye de uyardı. Vatandaşlarımız için rahat olsun. Tek bir oyun dahi zayi olması için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bununla ilgili gerekli itirazları, gerekli değerlendirmeleri, çalışmaları yapıyorlar. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine ilişkin itiraz sürecini değerlendirdi. İktidar ve Erdoğan sürekli bir kara propagandayla gitti ve bizi terör örgütleriyle birlikte olduğumuzu iddia etti, yardımları keseceğimizi söyledi, işte TOGG'a, İHA'ya karşı olduğumuzu söyledi. Bir kara propaganda içerisinde oldu. Vatandaşımıza ben açıkçası bu terör örgütü olayını tam
anlatamadık veya o dili herhalde yeterince ifade edemedik. Sözcü TV'de kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan CHP'li torun neden kazandık paylaşımları yapıldığı yönündeki bir soruya yanıt verdi. Tabii ilk veriler gelmeye başlayınca eldeki verilere göre öndeydik. Ama daha hızlı veri akışı sağlanmaya başlayınca tabii süreçle ilgili o açık kapandı. Ve Erdoğan'ın önde gittiği süreç ardından başladı. Burada ilk hızlı giren veriler tabii bizim önde olduğumuz sandıkların verileri ilk etapta belli ki ulaşmış. Ardından önde olmadığımız sandıklar gelmeye başlayınca tabii ki durum değişti. Ve sonuçta bu şekilde ifade edildi. Tek bir oyun dahi boşa gitmemesi için çaba gösterdiklerini belirten Torun, CHP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2269, milletvekili seçimlerinde 4825 sandığa itiraz ettiklerini açıkladı. Bakıldığında Can Bey, yurt içi ve yurt dışında toplam 201.807 sandığımız vardı. Yani şu anda bu sandıkların %99.9'un sabahleyin de Muharrem Bey'in de açıkladığı gibi ıslak imzalı tutanaklar elimizde. Bu tutanakları tek tek YSK sonuçlarıyla da karşılaştırdık ve gereken itirazları da yaptık. Bu itirazların sonucunu da zaten şu anda bütün sorumlu arkadaşlarımız, yetkili arkadaşlarımız tek tek takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı için az önce siz de söylediniz, 2269 sandıkta sonuç tutanağa itiraz ettik. Milletvekilliği için de 4825 sandıkta itiraz ettik. Yani şunu söylemek istiyorum. Vatandaşlarımız için rahat olsun. Tek bir oyun dahi zayi olmaması için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bununla ilgili gerekli itirazları, gerekli değerlendirmeleri, çalışmaları yapıyorlar. Ama tabii sosyal medya üzerinden de yürüyen bir şey var. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Bunlara kesinlikle itibar edilmesin. Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin il başkanları bugün bir araya geldiler ve ortak bir basın açıklaması yaptılar. Millet İttifakı'nın Ordu'daki il başkanları bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı'nda ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasının gündeminde ise 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri vardı. 14 Mayıs Pazar günü ülkemiz demokrasi adına çok önemli bir sınavdan geçti. Ülkemizde ufak tefek sorunlar olmasına rağmen güzel bir seçim yapıldı. Yüksek katılımlı bir seçimdi. Dünyaya örnek bir seçim yaptık. Oy pusulalarının tasnifinde, işte sisteme girişinde ufak tefek sorunlar olmasına rağmen ortaya çıkan sonuç şudur. Parlamento seçim sonuçları sonuçlanmıştır. Milletvekillerimiz, kazananlarımız parlamentoya gitme haklarını kazanmışlardır. Gerek Ordu'dan, gerek Türkiye'den parlamentoya giden vekillerimize başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Ordumuza ve Türkiye'ye en iyi hizmetleri vermelerini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasını değerlendirdi. Türk siyaset tarihinin ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını söyleyen Başkan Kaptanoğlu, Millet İttifakı olarak bugünden itibaren Ordu'da da seçim kampanyasının startını verdiklerini duyurdu. Türkiye demokrasi tarihinde ilk defa seçimler ikinci tura kaldı. Bu bizim için de yeni bir durum. İktidar partisi için de yeni bir durum. Dolayısıyla 15 günlük bir süreç işlemeye başladı ve bu sürecin altını doldurucu çalışmalar da bugünden itibaren başlayacak. İki aday da 50+1'i geçemedi. Yani ikisi de tabiri caizse seçimi kazanamadı. Dolayısıyla süreç yeniden başladı. Yani saatleri sıfırladık ve seçim süreci çalışmasına başladık. Millet İttifakı'nın Ordu İl Başkanlarındansa 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimleri için seçmene bir mesajı vardı. Millet İttifakı'nın kuruluşundan beri Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olan bir parti olarak biz tek adam rejiminin değişmesi, tekrar demokratik bir sisteme geri dönülmesi adına
6 yıldır birlikte çalışmaktayız. 28 Mayıs'ta yine biz milletimize güveniyoruz çünkü seçim sonuçları göstermiştir ki çoğunluk tek adam rejimine karşı. Vatandaşın 2018'de uygulamaya yapılan Cumhurbaşkanı hükümet sistemine olan güveni her geçen gün azalmaktadır. İktidar partisinin, Cumhur İttifakı'nın kendi seçmeni de bu güveninde, onların nezdinde de bu güven kaybolmuştur. Mutlaka parlamenter sisteme geçilecek. Bu 28 Mayıs seçimlerinde parlamenter sisteme geçecek şekilde seçmenin sandığa iradesini yansıtmak. Seçim gününe kadar yeniden sahada vatandaşla buluşacaklarını söyleyen il başkanlarından sandığa gidin çağrısı geldi. Başkanların dediği gibi maç tekrar başlıyor. Şu an durum 0-0. Vatandaşlarımıza diyoruz ki sandığa sahip çıkın. Hemşehrilerimize diyoruz ki çayı demleyin. Biz tekrar geliyoruz. Sizin yanınıza geliyoruz. Demokrasinin güzel damarlardan çekilen kanı yeniden yerine getirmek için onurlu, şerefli, haysiyetli, hakikaten bu ülkenin insanına yakışır noktaya çıkartmak için mücadelemize devam edeceğiz. Biz çizgimizi hiç bozmadık, bozmayacağız. Millet İttifakı bu işten galip çıkana kadar, halk bu işten galip çıkana kadar, ülke kazana kadar da devam edeceğiz. 28 Mayıs'ta ortaya koyacağını düşünüyorum ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçeceğini düşünüyorum. Yeter ki biz bu birlikteliği devam ettirelim. Sahada vatandaşlarımızı ikna etmeye çalışacağız. Bu gücümüzü ortaya koyarak bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili, yani bir önceki dönemden devam eden görevler biliyorsunuz hala sürdürülüyor. Bu dönemde bakalım AK Parti'de Sayın Numan Kurtulmuş Genel Başkan Vekili olarak devam edecek mi? Bu makamda da ciddi değişiklikler yapacağını söylüyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ama biz tabii ki var olan unvanıyla hitap edelim. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş seçim sürecini değerlendirdi. Çok net bir soru soracağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda da benzer sonuç çıkması durumunda partisinin başında kalacağını düşünüyor musunuz? Hayır. Yani bundan sonra karşı taraf hem CHP için yeni bir oluş ortaya çıkacaktır. Sadece CHP için değil, karşı taraftaki demin HDP için söyledim. HDP çok ciddi siyasal bir program değişikliğine gitmek zorundadır. Aynı şekilde İYİ Parti seçmenleriyle yeniden konsolide edebilecek vatansever, milliyetçi görüşleri öne alan bir şey yapacaktır diye düşünüyorum. Ben karşı taraftaki onların tabiriyle söyleyeyim. CHP dahil bütün bileşenlerin siyasete yeniden bir yapılanma içerisine girmesini kaçınılmaz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş seçim sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Seçim sonuçları ile ilgili Millet İttifakı hüsran içinde diyen Kurtulmuş, seçimi kaybetmiş bir Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında durması imkansızdır dedi. İYİ Parti de dahil diyorsunuz. Tabii siyaset sosyolojisi bakımından kaçınılmaz. Evet, Kılıçdaroğlu'nun olmasını devam etmesini ister misiniz şahsi olarak? O beni ilgilendirmez. CHP'nin başında kim olacağı CHP delegesinin vereceği bir karardır. Evet. Ama eğer azlık siyasetin kurallarıyla hareket edeceksek seçimi kaybetmiş bir Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra CHP'nin başında durması imkansızdır. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sadece 11 gün kaldı. 28 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı sergilediğini söyleyerek ikinci turdan da bir endişeleri olmadığını belirtti. Tabii şunu görmek lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın bu ilk turda almış olduğu %49,5 oy muhteşem bir başarıdır. Yani Cumhurbaşkanımız arkasındaki ikinci sırada gelen rakiple arasında 5 puana yakın bir fark var. AK Parti'nin yine ikinci partiyle arasında 10 puanı aşkın bir fark var. Biz bunu seçim öncesinde söylediğimizde olur mu canım? Zaten biz geliyoruz, her tarafı yıkıyoruz, barajları yıkıyoruz, açık ara birinciyiz vesaire falan diyorlar. Hatta bunu söylediğimizde biz de dalga geçiyorlardı. Milleti tanımadıkları için Türkiye'de demokratik yarışın nasıl tecelli edeceğine ilişkin maalesef ön yargılarla baktıkları için böyle bir sonuç oldu. Bir kere bu başarının fevkalade önemli, büyük bir başarı olduğunun altını çizmek lazım. Hep bize seçim kampanyasında soruyorlardı. Efendim seçimi kaybederseniz ne yapacaksınız? Çünkü kazandıklarına çok emin oldukları için ya ne yapacağız? Biz yeni bir siyasi hareket değiliz. Ortaya yeni çıkmış siyasi figürler değiliz. Cumhurbaşkanımız bu kadar yıldır siyasetin içerisinde. Bizler bu kadar yıldır siyasetin içerisindeyiz. Sözde, karar da milletindir.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kilit ismi olan Sinan Oğan'la da ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz açıklamasında bulundu. İkinci turda tercihlerinin büyük oranda Türkiye'nin 100 yılına, Türkiye 100 yılına ilişkin olacağını, Türkiye'nin büyük yerli milli hedeflerinin gerçekleştirilmesi istikametinde oy kullanacaklarını, yani Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyorum. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Çiçeği Burnu'nda milletvekili Sayın Naci Şantürk de dün akşam TV52'de gündem özel programının konuğu oldu. Naci Şantürk ordulara, tüm siyasi isimlere ve STK'lara bir çağrı yaptı. Büyüğümüz olan Doktor Mehmet Hilmi Güler'in başkanlığında bir araya gelip ordu için mücadele etmeliyiz dedi. Ben hep ne dedim? Ordululuk dedim. Yerli ve milli dedim. Yerli ve milli derken ben de İstanbul doğumluyum. Ben burada doğumlu değilim. Orduluyum ama. Ben bu şehirde yaşıyorum. Şehrin önceliklerini ortaya koymamız lazım. Burada susuzluk yaşayacaksak hep beraber yaşıyoruz. İstanbul'dan, Ankara'dan gelmiş burada efendim, sen şehirde rahat konforunu bozmuyorsun. Ben bunu anlatmaya çalışmıyorum. Ben diyorum ki bu şehirde atıyorum trafik sorunu var. Sanayi alanı sorunu var diyorum misal. Şehir planlaması sorunu var. Söylüyoruz. Dün de vardı, bugün de var. O zaman belediye başkanı sen olmuşsun, ben olmuşum fark etmiyor ki. Birçok yerde sıkıntılarımız var. Bunları söyleyeceğiz. İşte bu şehir faydası içerisinde biz olursak güzel olur. MHP'nin çiçeği burnunda ordu milletvekili Naci Şanlıtürk oldukça açık ve netti. Ordunun çözülmeyi bekleyen birçok problemi olduğunun altını çizen MHP milletvekili Naci Şanlıtürk, tüm yeni vekillerle Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel'e güç birliği çağrısında bulundu. Sayın Levent Karlıbel'e de çağrımdır. Ticaret odasının alt katına gel güzelim, şu lokali yapalım. Şu şehrin önceliklerini tespit edelim. Önceliklere göre hepimiz iktidarı, muhalefeti, milletvekili, bürokratı, hepsi bu şehirde yaşayan iş adamı, basını. Efendim bu kimse bize yön vermeye kalkmasın. Gel orada bir konuşalım hep beraber. Bir think tank dediğimiz beyin jimnastiği yapalım. Bir fikir teatresi yapalım. Ondan sonra diyelim ki Naci Şantürk sen şu sahada oynayacaksın. Biz bunu yapalım. Yoksa ben yaptım oldu. Tamam olmadı, sen yaptın olmadı mesela. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde kurulacak bir şehir lokalinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında tüm ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ordunun her sorununun çözümü için kafa yorulması gerektiğinin altını çizdi. 6 tane milletvekiline açık çağrıdır. Birisi biziz, bizim haremciğimizde 5 tane milletvekiline şunu söylüyorum. Bir masanın etrafında gelin toplanalım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Beyefendi de, efendim, Büyükşehir Belediye Başkanımız da büyüklük yapsın, gelsin. 20 tane belediye başkanımız Büyükşehir'le birlikte, vekillerimizle birlikte oturalım bir akşam. Hangi ilçemizin ne derdi var, ne sorunu var? Efendim bu şehrin önceliklerini tespit edelim. Bir takımı kuruldu şu anda değil mi? Millet iradesi, Fatih Bey bu takımı kurdu. İktidar görevi verdikleri olacak, muhalefet görevli verdikleri olacak değil mi? Onun için bu şehrin önceliklerini gelin birlikte tespit edelim ve muhalefet çıksın, eleştirsin, iktidar da yapmaya çalışsın. Kavga olan eve misafir gelmez diyen Şanlıtürk, uğrunda kavga edilecek tek şeyin ordunun çıkarları olması gerektiğini söyledi. Kavga olan eve misafir gelmez. Bunu biliyorum. Diyorum ki eğer kavga edeceksek bu şehrin kavgasını vereceğiz. Fındığın kavgasını vereceğiz. Yapılmayan yolun kavgasını vereceğiz. Göletin kavgasını vereceğiz. 13 tane proje var. Ordu, Gabadüz, Çambaşı yolu, ikmal ihalesi hala yapılmadı. Bunu söyleyeceğiz. Efendim Gölköy yolu aşkımız diyor, Gölköy yolu gibi olsun bitmez. Ya Gölköy yolu ya, ne var ya bunda ya? TÜİK'in verileri var. Milli Eğitim'in eğitim sıralaması var. Belki de Cumhurbaşkanımız eğitim sıralamasında geride olduğu için Eğitim evet. Bakanını belki ben de buraya düşündüm. Verdi. Belki de buraya verdi, bilemiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in ismini sıklıkla vurguluyoruz. Çünkü ordu için önemi çok fazla sevgili izleyenler. Özellikle Ankara'daki bağlantıları, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız olan yakınlığı ordular için büyük bir şans. Sayın Naci Şantürk de onun önemine vurgu yaptı ve onunla beraber onun başkanlığında tüm siyasi kanatların bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Biz de katılıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın himayesi altında herkesin bir araya gelip mutlaka ordunun siyasetini ve hizmetlerini konuşması, değerlendirmesi ve hızlı bir refleks göstererek adım atmaya başlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda konu gelmişken bir konuyu daha dillendirmek isterim. Zira 10 ay kaldı yerel seçimlere. Yerel seçimler için şimdiden dizayn çabasında olanlar var. Hatta milletvekili listesine adam koyup il başkanını işte tesadüfen de olsa oraya tutturup bu makamı güya kendi taraflarına çekmeye çalışanlar var. Naci Şanlıtürk de buna vurgu yaptı. Aslında geçtiğimiz günlerde yine vurgu yapmıştı. Kameraları da bunun için silah olarak kullanıyorlar dedi. Genelleme yaptı aslında ama bizim kameralar sadece milletin karşısında kim varsa
onun için silahtır, onun için güçtür. Bunu da her yerde söyleriz, sıkıntı da yoktur. Yine söylüyorum, kim milletin karşısında, kim ordunun zararına iş yapacaksa biz onun karşısındayız. Kim tersini yapacaksa, orduya fayda sağlayacaksa biz onun yanındayız. Şunu da demek istiyorum, böyle küçük küçük isimler büyük işler organize etmeye çalışıyorlar ya, aslında dünyadan bir haberler. Bunu yapma güçlerinin olmadığını, bunun olmayacağını zaten biliyorlar. Kime güveniyor herkes? Numan Kurtulmuş'a güveniyor. Bu grupçuklar Numan Kurtulmuş'a güvenerek iş yapmaya çalışıyorlar ama Numan Kurtulmuş'un da artık bu bölgede söz sahibi olmaması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Çünkü orduda neye eli değdiyse kurudu. Maalesef kurudu. Hiçbir alanı yeşertemedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza da artık bunu net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Buranın sahipleri var, buranın siyasileri var, buranın burada yaşayanları var. Derdini de biliyorlar, sorunlarını da biliyorlar, çözümlerini de biliyorlar çok şükür. Hepsine kafaları çalışıyor. Dolayısıyla bu adamlara bırakılması lazım. Şimdi burada Doktor Mehmet Hilmi Güler makamdayken başkalarının hesap kitap yapması bir kere ne kadar boş siz düşünün. Kaldı ki Doktor Mehmet Hilmi Güler atıyorum Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu Ankara'ya gitti ya da bakan oldu Ankara'ya gitti. Enver Yılmaz gibi bir isim var. Millet ona çağırmaz mı? Ya da onu değerlendirmez mi? Ya da parti onu değerlendirmez mi? Dünkü isimler yani sokakta dünkü isimlerin tamamı siyaset yapmayı yeni öğrenen isimlerin tamamı bir makama adaylar. Geçmişlerine bakınca hepsi çizik yemiş. Hepsi çizik yemiş. Ya makamlara gelmek için, daha iyi makamlara gelmek için daha başarılı olmanız lazım. Artı atılması lazım isimlerinizin önüne, eksi değil. Çarpı atılmaması lazım isminizin üzerine, yükselmek için. Bir taraftan aforoz olmuşlar, kovulmuşlar, gelmişler diğer tarafta aktör olacaklar. Büyükşehir Belediyesi'ni yönetecekler. Orada yeterince hallettik, bir de buradan götürelim, şehri komple götürelim derdindesiniz. Ama onu yemezler. Tamam bir milletvekilini öyle ya da böyle soktunuz ama gerisi gelmez bu işin. O yüzden boşuna heveslenmeyin. Devam edelim. Ordu valisi Tuncay Soner ile devam edelim. Tuncay Soner'in de milli eğitim alanındaki, özellikle eğitim alanındaki yapılanmalarda ne kadar aktif olduğunu biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gelmesiyle eli biraz daha güçlendi. Orada 66 tane okul vardı deprem riskiyle yıkılması gereken. Onların tamamı yıkıldı ve yenileri yapılıyor. Bu kapsamda da Şahinceli İlkokulu ve Ortaokulu inşaatında Ordu Valisi Tuncay Soner incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında da eğitim sektörüyle ilgili, eğitim alanıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ordu Valisi Tuncay Soner, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden Şahincili İlkokulu Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Ordu'da göreve geldiği günden itibaren eğitim alanında ihtiyaç duyulan okul binalarının ilimize kazandırılması noktasında gayret sarf eden Vali Soner, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile birlikte 24 derslikli Şahincili İlkokulu Ortaokulu inşaatını gezerek incelemelerde bulundu ve yüklenici firma yetkilisinden detaylı bilgi aldı. Okul inşaatında yaptığı incelemelerden sonra açıklamada bulunan Vali Soner, depreme dayanıksız 66 okulun yıkım çalışmalarını bitirdiklerini, yerlerine hem devletin hem de iş insanlarının katkılarıyla yenilerini yaptıklarını aktardı. Ordu'da göreve başladığımızda Ordu genelinde 66 okulumuzun deprem riski vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın desteğiyle, değerli Milli Eğitim camiamızla birlikte 66 okulun tamamını yıktık ve yerine hem devletimizin hem de iş insanımızın katkısıyla son 3 yılda 61 okul, 735 derslik, 7 öğrenci pansiyonu, 4 spor salonu ve 3 atölye ikame etmiştik. Tabii son bir ay içerisinde kıymetli Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle bu yatırımlar hayli bir arttı. Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nin yaklaşık 30 bin nüfusa sahip olduğunu ve bu mahallede çok ciddi manada okul sıkıntısı yaşandığını söyleyen Vali Soner, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in destekleriyle de mahalleye ayrıca 8 derslikli anaokulu yapacaklarını da sözlerine ekledi. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Şahincili Mahallesi'ndeyiz, Altınordu ilçemizin. Şahincili Mahallesi yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ve burada çok ciddi manada okul sıkıntımız vardı. Yine Allah razı olsun, Sayın Bakanımızın destekleriyle buraya 2 24 derslik okul yaptırıyor.
bir tanesi gitmek üzere diğer okulda inşaatına başlıyoruz. Ayrıca 8 lastikli ana okul yapacağız. Şahincili Mahallesi'nin de okul ihtiyacı karşılanmış oluyor Allah'a çok şükür. Milli Eğitim Bakanı Özer'in şehre gelmesiyle birlikte kısa sürede eğitim yatırımlarının arttığını dile getiren Ordu Valisi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Ayrıca 72 kırsal mahallemiz var. Burada kapalı köy okullarımız var. Yine kıymetli Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle kıymetli Mahmut Özer Bakanımızın desteğiyle kısa sürede 542 kapalı köy okulumuz hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor, bakımlarımız devam ediyor, köy yaşam merkezi haline geliyor. Bu konuda ayrıca şu an içinde bulunduğumuz okulumuzun da kısa sürede yapılmasıyla ilgili yüklenici firmamızı da tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız hakikaten çok ciddi madde çalıştılar, çok değerli bir milli eğitimimiz var, çok değerli çalışma arkadaşlarımız var. Kısa sürede bunlar bitti. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Eğitim başta olmak üzere yapmış olduğumuz yatırımlarda bize her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yine şehrimize bir ay önce gelen fakat kısa sürede sadece eğitim değil birçok alanda bize destek veren, yatırım gelmesine sebep olan ve tıkandılar bazı işlerin açılmasında kolaylık gösteren Milli Eğitim Bakanımız Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer Hocamıza, ordumuz adına, çocuklarımız, gençliğimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ordu'da aracılık yapan Emre Tok isimli vatandaşın Niksar Kümbet'te arıları çalındı. Neyse ki arıların başında foto kapan vardı. Ordu'da aracılık yapan Emre Tok isimli vatandaşın Niksar Kümbetli köyünde bulunan 34 arılı kovanı hırsızlar tarafından çalındı. Kovanların çalınma riskine karşı bölgeye fotokapan kamera kuran arıcı bir erkek ve bir kadının arı kovanlarını önce kontrol edip daha sonra kamyonete yükleyip çaldıklarını gördü. Hemen jandarmaya ihbarda bulunan arıcı Emre Tok kurduğu kameralar sayesinde hırsızları yakalatıp arı kovanlarını geri aldı. Yıllardır arıcılık yapan Emre Tok Ordu'da bu tür olayların sıkça yaşandığını belirtti. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listesinin en çalışkan isimlerinden bir tanesiydi. Eski Mesudiye Belediye Başkanı Sayın İsa Gül sevgili izleyenler. Ancak 14 Mayıs seçimlerinde sandıktan onu meclise götürecek kadar oy çıkmadı. Dolayısıyla siyasi hayatına artık devam edecek. Ama nerede devam edecek? Gönlünde ne var? Bu sabah TV52'de Yeni Gün programındaydı İsa Gül ve bunlara cevap verdi. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde %52,54 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde ise 3 puan oy kaybederek %49,50'ye geriledi. AK Parti'nin 2018'de %42,49 olan oyuysa 2023'te yaklaşık %7'lik bir kayıpla %35,84'e düştü. Türk milletinin vukuara inanan bir insanım ben. Türk milleti öyle bir balans ayarı yapıyor ki ne sizi çok fazla verip şımartıyor ne de çok aşağı hani çalışıyorsunuz ama yani dikkat etmeniz gereken noktalar da var. Bu anlamda bunları iyi analiz edin, ona göre çalışın, devam edin mesajıdır bu aslında. AK Parti 2018'de %48,76 oy aldı. Ordu'da 14 Mayıs seçimlerinde %45,26 oy oranında kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın %65,13 olan oyu ise %62,16'ya geriledi. Bu sonuçları değerlendiren Mesudiye Belediyesi eski başkanı İsa Gül, oy oranının yükselmesi adına ikinci tura kadar Ordu'nun ilçelerini ziyaret edeceklerini söyledi. İktidar olarak bizim başarısız olmuş olduğumuz illerimizde sebep ve gerekçeleri ne yapacağız? Teşkilatlarımız, partimiz analiz edecek bunu. İşte Ordu'da biz de analiz edeceğiz. Görkü'ye çıkaracağız, oradan Gürgentepe'ye çıkacağız. Bu anlamda hattı havzayı bizzat kendimiz hem teşekkür anlamında hem de teşkilatlarımızla oturup eksiğimiz ne, nerelerde yanlış yaptık, nerelerde yapmamız gereken seçimle ilgili ne gerekiyorsa bunları istişare yapacağız. 2024 yerel seçimleri hakkında da açıklamalarda bulunan İsa Gül, İstanbul'da Orduluların yoğun olduğu bir ilçeden belediye başkan adaylığına yeşil ışık yaktı. Önümüzde de bir yerel süreç var. Tabii ki bizim kendi ilçemiz, Mesudiye'mizle ilgili ciddi kazanımlarımız oldu. Ciddi çalışmalarımız oldu, ciddi projelerimiz oldu. Biz istiyoruz ki o projelerimiz şu andaki ekibimiz, ekip tarafından, belediye başkanımız tarafından, meclis tarafından aynı güzellikle devam ettirilsin.
orada hatta üstüne konulsun. Bu bayrak yarışıdır bu anlamda. Sonuçta orada Allah nasip kısmet ederse hani kanı uyuşan Mesudiye'mizi daha iyi noktaya götüren iyi bir ekip olduktan sonra bizim gönlümüzde, kalbimizde orada kalmaz. Ama İstanbul'la ilgili de dediğimiz ya yine AK Parti'mizin, teşkilatımızın bu konuda çalışmaları olacaktır. Tabii ki ordumuzda bizim öncelikle çalışma alanımız ama İstanbul'la ilgili de bize bir görev ve sorumluluk noktasında da bir şey düşerse de ona da hiçbir zaman yok demeyiz. Tabii ki bu da hani derler ya kitapçığımızın bir kenarında duruyor yani. Onu da söyleyelim, sizinle paylaşmış olalım. Seçim öncesinde piyasalarda var olan hareketlilik altında da yaşanmıştı sevgili izleyenler. Ama seçim sonrasında yerini tam tersi bir ivmeye bıraktı. Peki bundan sonra altındaki gelişmeler nasıl olur? Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş anlattı. Seçim öncesi malum bir istek, arzu, talep vardı. Talebe göre de bazen balon ve şişme fiyatlar vardı. Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş seçim sonrası altın fiyatlarını değerlendirdi. Seçim öncesi altındaki gerçek fiyatların üzerindeki şişme fiyatların çekildiğini belirten dernek başkanı Kumaş, altının dolara bağlı düştüğünü açıkladı. Gerçek fiyatın içinde olmayan yaklaşık 50 ile 100 arası bir fiyatlama gördük. Seçim öncesi ne olduğu ne olacağı belli olmaz cihetinden düşüncelere kapılıp yüksek altının yükselmesi ve ilk seçimin ardından altının ons bazında baktığımız zaman dolara bağlı bir miktar düştüğünü görüyorum. Altın yatırımcılarına seslenen Kuyumcular Derneği Başkanı dolara bağlı düşmelerin yatırımcıları korkutmaması gerektiğinin altını çizerek altın alımlarına devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. Yatırımcılara buradan söylüyorum, sakın üzülmesinler. Buradan alımlara devam. Altının gerçek değeri ons bazında 2000 dolar ve üzeridir. Dolara bağlı ciddi bir düşme oldu. Bu da yatırımcıyı ürkütmesin. Herkese iyi yatırımlar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın Nail Şantürk, Mesudiye'ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Yaptığı teşekkür ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında Mesudiye'yi ziyaret etti. Abi nasılsın? İyi misin? Merhabalar. MHP Milletvekili Naci Şanlıtürk, Mesudiye Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, İlçe Belediye Başkanı Muammer Özer başta olmak üzere esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Maşallah ne sur var ya. Melek Göztü'nün önüne bir baraj yaptık. Belediye Başkanı Muammer Özer'i ziyaretinde açıklamalarda bulunan MHP Milletvekili Şanlıtürk, ordunun yerli ve milli tek vekili benim ifadesini kullandı. İnşallah biz her zaman sizin yanınızdayız. Bizim için ordulu olması önemli. Her ordulunun başımız gözümüz üzerinde yeri var. Telefon numaralarımızı açıktan verdim. Hep söylediğim gibi ofislerimizi yine kuracağız. Bak o televizyonda söylediğim gibi. Şu anda söylediğimiz bir şey vardı. Dedik ki 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,5 oy da alsa ikinci turda ağırlıklı bir şekilde çıkacağı benziyor. Vaziyet öyle. Dolayısıyla Cumhur İttifakı da devam edecek. Şimdi Cumhur İttifakı'nın seçilen vekillerine baktığınızda ordu ve yerli milli olan bir tek biz kaldık. Evet. Biz bunu söylemiştik değil mi? Yani, evet. Çok güzel bir açıklama oldu. Aynen. Yük bizim omuzumuzda oldu. Biz bu yüke gönüllü talibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya bir kontenjan kullandı. İki tane de farklı bir yerden geldi. Daha onlara dönüp onun spekülasyonunu yapmak çok doğru olmaz. Bundan sonra işimize bakacağız. Belediye Başkanı Muammer Özer ise MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türkiye ziyaretleri ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Bu ilçe her ne kadar bizim ilçemizse sizin de ilçeniz, sizin de toprağınız. Ordunun bir çocuğu olarak sizi buralarda görmekten onur duyuyoruz. Biliyoruz ki Mesudiye'li bütün arkadaşlarımız, muhtarlarımız, hatta vatandaşlarımız bile sizlere istedikleri zaman ulaşabilirler. Bir dertleri olduğu zaman paylaşabilirler, yardımcı olacağınızı biliyorum. Ayrıca üretimden gelen, çalışarak, emek harcayarak, para kazanarak, istihdam sağlayarak siyasete girmiş birisi olmanızdan da onur duyuyorum. Çünkü maalesef bazı siyasetçilerimiz sadece geçinmek için siyaset yapıyorlar. Maaş almak için, makam mevki peşinde olmak için, makam arabasına binmek için ülkemizde siyaset yapan o kadar çok insan var ki sizin ne makama, ne makam arabasına, ne vekilliğe, ne bir şeye hiç ihtiyacınız olmadığı halde 350'ye yakın aileye istihdam sağladığınız, aş, ekmek verdiğiniz halde bu göreve talip olduğunuz için ayrıca sizi kutluyorum.
Ana haberi bu haberle noktalıyoruz sevgili izleyenler. Gece bülteninde yeniden görüşeceğiz. O zamana kadar hoşça kalın.